gecelerinden biriydi Boğaziçi Köprüsü. O gece köprüdeki hareketlilik darbenin ayak sesleriydi. Dün gece köprüde kalabalık bir kez daha toplandı. Ancak bu kez iki kıta arasında Türkiye'den dünyaya birlik mesajları verildi. Demokrasi zaferini kutlamak için binler günlerdir sokaklardaydı. Bu kez darbe girişiminin başladığı yerde Boğaziçi Köprüsü'nde toplandı. Coşku büyüktü çünkü bu darbe girişiminin bastırılmasında her birinin emeği vardı. Şu an yoğun kalabalık Avrupa yakasından Anadolu yakasına yürüyerek geçiyor, işte görüyorsunuz. Çoluk çocuk 7'den 70'e herkes yürüyüşte, herkes eylemde, darbe karşıtı kalabalık şu anda Boğaziçi Köprüsü'ne doğru ilerliyor. 15 Temmuz'da darbecilerin ilk durağı Boğaziçi Köprüsü'ydü. Bir hafta önce kara bir gecenin yaşandığı Boğaziçi Köprüsü dün gece bayram yeriydi. Birçok sivil toplum örgütü bir araya geldi ve demokrasi zaferini kutladı. Şehitlerimiz için buradayız. Boğaziçi Köprüsü hiç bu kadar anlamlı bir protestoya ev sahipliği yapmamıştı. 15 Temmuz darbe girişimini... En şiddetli çatışmalar işte Boğaziçi Köprüsü'nde yaşandı. Darbe karşıtı vatandaşlar burada ve tepki gösteriyorlar. On binlerce insan Boğaziçi Köprüsü'nde ellerinde Türk bayraklarıyla tepki gösteriyor. Bu vatan böyle kolay verilmez birkaç kişiye ve Allah'ın izniyle de daha bir daha da bu millete başa çıkamazlar. Bizi öldüremezler! Biz buradayız, gelin! Darbe günde burada mıydın? Darbe günde havalimanındayım, tankın önündeydim. Korkmadın mı hiç? Korkmadım. Sloganlarla inleyen köprü kırmızı beyaza büründü. Herkes tek bir amaç için yürüdü. Vatanımızı çok seviyoruz. Biriz, beraberiz, bütünüz. Zafer kutlaması gece geç saatlere kadar devam etti. Şu anda demokrasi için buradayız. Yani bu vatanı kimseye yedirmeyiz kısacası. Her şey vatan için. Askeri